Telefonu açmayınca merak ettim, geldim. Hoş geldin. Bugünkü meselelerden konuşmayalım. Konuştuk yeter kadar zaten. Sen anlat. Nasıl durumlar? Ne oldu, şu modacı mıydı neydi, kapıda sıkıştın kız? Yalan oldu abiciğim o. Hayalmiş. Hadi ya. Ne olacak senin bu fırtınalı aşk hayatın? Ya Nazlı, benim hayatıma iki tür erkek giriyor. Biri zengin, yakışıklı ama kafa dengi olmayan. İkincisi de zengin, yakışıklı ve kafa dengi olan. Ya böyle hayatıma sürekli iki tür kadın giriyor. Birinci tür böyle geleceklerinin bileti olarak görüyor beni. Tek dertleri para. Nazlıcığım, ben fakirleri hayatımdan çıkardım canım. Dost ve akraba kategorisinde yeterince fakir var zaten. Bak, bir de şöyle bir seçeneğimiz var. Böyle ne çok zengin ne fakir. Orta sınıf, kafa dengi. Aman aman, onlar çok tehlikeli Nazlı. Ay, şeytanın bacağını kırdı. Ha kıracak derken bir ekonomik kriz olur. Tepe taklak kendi fakirlerin arasında bulursun. Aman Allah korusun. Bir ikinci tür var. Onlar da sadece kariyer odaklı. İki kere, üç kere görüşüyorsun. Arazi yutulur ondan sonra. Bu da ikinci türden çıktı. Nazlıcığım, benim hatam şu oldu. Ben zengin, yakışıklı ve kafa dengi bir erkek buldum. Ama bu elegan görüntüm yüzünden o da beni zengin zannetti. Ben de üzülmesin diye bozmamak için bir şey diyemedim. Ah benim yüce gönüllü arkadaşım. Sen ne büyük insansın. Engin bozulmasın diye deve yüküyle yalan mı söyledin Fatoş? Maalesef Nazot. İyi niyetimi suistimal etti zalim kader ve de felek. Canım kalk. Kalk sen arabeske bağlamadan, kalk yatalım. Hadi. Ay, ay dertler beni, ben dertlerim. Hiç arabeske bağlama yavrucuğum, burası toparlanacak, kaçamazsın. Hadi elimse çekerim. Günaydın. Günaydın. Bugün için istediğim yemekleri buraya not ettim. Sonraki günler için İkbal Hanım yine haftalık listeyi iletir. Bu arada temizlik için birileri gelecek, sen uğraşma. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sen nasılsın? İyi günler tabii, size de kolay gelsin. Arkadaşlar, sizi buraya çağırdık çünkü rahmetli Demir Bey'in Demet Hanım'la ilgili hazırlattığı hisse devri dosyası bizim hukuk departmanından sonra sizin de elinizden geçmiş. Demir Bey bu dosya hakkında bir gizlilik derecesi belirtmemişti. Buna rağmen tüm dosyalarda olduğu gibi biz kimseyle konuşmadık. Tamer Bey'in de dediği gibi gizlilik bizim için her şeyden önce gelir. Bakın yanlış anlamayın. Biz sizi suçlamıyoruz. Ama bu sızıntının da nereden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Demir Bey belki bu dosyayı başka birilerine okutmuş yahut göstermiş de olabilir. Siz aklınıza bir şey gelirse bizi muhakkak haberdar edin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler. Kendimizinki yetmedi, başkalarının da canını sıkıyoruz. Ferit Bey, ben araştırmaya devam ediyorum. Siz merak etmeyin. Sadece siz de birazcık düşünün. Yani Demir Bey ya da Zeynep Hanım şirketin dışında o dosyanın bir kopyasını başka nerelere götürmüş olabilir? Şirket dışında dosya nerelerde dolaşmış olabilir? Yok ya, gelmeyeceğim. Sen benim yerime de imza atı ver. Ay, uyanamadım. Canım istemiyor Gamze. Ne yapacaksın? Çıkmayacağım evden bugün. Yarın takılırız. Şu Aylin'lerin dediği kafe var ya, oraya falan gideriz. Ay beleşçi seni. Tamam, bendensin. Dua et, zengin arkadaşın var. Dün burada yemedin. Her zaman burada yemiyorum. Söylemedim. Engin Bey'e diyorum işte, söylemedim. Yani neticede bana düşmez. Tarık Bey, benim hiç kötü bir niyetim yoktu zaten. İlk tanışmada öyle bir yanlış anlam olunca sonrasında düzeltemedim durumu. Böyle oldu işte. Ama en kısa zamanda gerçeği söyleyeceğim. Tamam tamam, yani neticede bana düşmez. Çok teşekkür ederim. Soda ayran? Ne olur. Pardon, bir soda ayran alabilir miyim?
Peki efendim. Engin Bey'e de içirdim. O da beğendi. Ya. Ama bilgin olsun diye söylüyorum. Engin Bey soda ayran değil de daha çok taze sıkılmış meyve suyu insanıdır. Bu aralar yemekle de pek arası yok sıcaklardan. 7'den sonra bir şey yememeye çalışıyor. Yani bir daha buluşursanız daha erken bir saatte buluşmayı öner diye söylüyorum. Bir de salatası güzel olan bir yere götürürsen mutlu olur yani. Tamam, bunlar aklımda olsun. Bu arada mekanı falan da kafana takmana gerek yok. Yani Engin Bey'in masasında herhangi bir kadının hesap ödemesi mümkün değil. Yani istediğin mekana götürebilirsin. Tamam. Bu sefer sen yapmak ister misin? Olur. İyiyim böyle. Yeter. Tamam. Şahane. Kaşıkla. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nazlı Hanım. Evet benim. Demet Hanım villada sizinle görüşmek üzere bekliyor. Benim Demet Hanım'la konuşacak bir şeyim yok. Yalnız Bulut'la alakalı. Abi. Ferit Bey gelmiş. Seni görmek istiyor. Ferit Aslan. İyi saatte olsunlar. Hayrola inşallah. İyi, çağır gelsin. Ha Bekir, hemen alma. İçeri al ama şey de, Hakan Bey sizi biraz bekletecek. Meşgul de. Bir proje, büyük bir proje üzerine. Oo. Kimleri görüyorum? Ferit Aslan, seni görmek ne büyük sürpriz ya. Hayrola, buraya kadar geldiğine göre mühim bir şey var ha? Evinde söylemek istemediğim şeyleri burada söylemeye geldim. Bir şey dikkatini çekti mi? Bu aralar ne sık görüşüyoruz değil mi? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Otur bir kahve ısmar. Evet. Yine o pis oyunlarını oynamaya başladın. Beni, ailemi rahatsız, huzursuz etmek istiyorsun. Hem de küçük bir çocuğun hayatıyla oynama pahasına. Ferit bak, gerçekten ne demek? Küçük zaferin tadını iyice çıkar Hakan. Çünkü sana bunu misliyle ödeteceğim. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece yaptıklarının değil, yapmaya niyet ettiklerinin de hesabını soracağım senden. Hoş geldin Nazlı. Geç otur lütfen. Sağ ol. Bir şey içmek ister misin? Yok, ben almayayım. Teşekkür ederim. Peki. Nazlı, seni bir iş teklifinde bulunmak için davet ettim buraya. Takdir edersin ki Bulut'un eski düzenini bozmadan yeni bir hayat kurmak istiyorum ona. Ve bunun için gelip bizimle çalışmanı istiyorum. Demet Hanım, Bulut'un düzenini bozmamak için çok geç kaldınız. Hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruz ama, değil mi Nazlıcığım? Umarım öyledir. Umarım gerçekten hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruzdur. İşte bu yüzden gelip bizimle kalmanı istiyorum. Yani Bulut seni çok seviyor. Gerçekten dilinden düşürmüyor. Sen de onu çok seviyorsun, gördüm. Demet Hanım, ben aşçıyım. Aşçılık okudum. Bulut'u çok seviyorum. Bulut'a yardım etmek için elimden geleni yaparım. Ama bu benim için bir iş değil. Bunu iş olarak yapmıyorum. Ayrıca kaldı ki vesayet davası henüz sonuçlanmadı bile. Nazlıcığım, istersen hemen acele karar verme. Bir gün daha düşün, yarın konuşalım, olur mu? Bulut'u görmek ister misin? Çok sevinir. Çok isterim. Harika. Hah, Deniz de geldi. O da sağ olsun uğruyor her gün. Ama tabii nereye kadar işi gücü olacak netice itibariyle. Ne haber Nazlı? İyiyim, sen? İyi yani. Olabildiğince. İyi. Bulut'un yanına geçelim o zaman hep beraber. Hadi buyurun. Bir gün bu plastik prova mankenlerinden kurtulup plastik cerrahinin eseri olan gerçek mankenleri terk edeceğim inşallah. Thank you.
Toş. Merhaba Engin. Nasılsın? Ay nasıl olayım vallahi. Günlerdir işten başımı kaldıramıyorum. Sabahtan akşama kadar çiz 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 parmaklarımızı toplayacaktı neredeyse. Kusura bakma sen daramışsın ama bir türlü geri dönemedim. Hatanı telafi etmen lazım ama. Öyle kuru bir özürle kurtulamazsın ki. Seni yemeğe çıkarmam şart. Olur. Borcumu ödeyeyim ben o zaman. Tabii tabii öde. Ya daha fazla faiz işlemesin. Bugüne ne dersin? Olabilir. Ama senin için de mahsur yoksa biraz erken buluşalım mı? Çünkü saat 7'den sonra bir şey yememeye çalışıyorum da. Harika. Tamam, ben de öyle yapıyorum zaten. O zaman sen bir yer seç. O zaman şöyle güzel salata yiyeceğimiz bir yerlere gidelim mi? Hafif hafif. Yanına da taze sıkılmış meyve suyu içeriz. Vallahi ben de aynısını düşünüyordum. Fatoş, miydi ikizi miyiz acaba biz? Tamam o zaman, ben sana mesaj atıyorum. Anlaştık, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bu bölümü geç. Ay, ay. Hadi bu bölümü geçebilirim. Dikkat et, yanacaksın. Nazlı, hoş geldin. Amca sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi. Nazlı biliyor musun? Bu televizyon benim her zaman adamda kalıyor. Hem de çok büyük bir ekranı var. Hem de altına da oyun makinesi aldırdım. Aha, çok güzel duruyor. Bak sen, öyle mi? Eğitici DVD'leri de var kütüphanesinde. Yaşına uygun belgeseller, filmler falan. Ama tabii oyundan onlara henüz sıra gelemedi. Yani yeni düzenimize alışmaya çalışıyoruz diyelim. Naz, benim canım burada hiç kitap okumak istemiyor. Nedenmiş o? Hani sen böyle sesini değiştiriyorsun ya, o zaman çok güzel oluyor. Nazlı, ben seni çok özledim. Ben de. Oh. O zaman biz şimdi birlikte kitap okuyalım mı? Okuyalım. Hem belki amcandaki karakterlerden birini seslendirir. Tabii ya. Nerede kitapların? Şurada. Hadi sen beni yönlendir. Benim gözüm kapalı. Bu mu? Amca ne yapıyorsun ya? Araba var orada. O ki nasıl kitap olsun? İn aşağı. Vallahi esaslı adammış şu şoför. Başkası olsa gerçeği çat diye yumurtlamıştı. Vallahi öyleymiş Asuman. Ne yapıyorsunuz? Akşam nereye gideceksiniz? Romantik bir yerler olsa falan. Akşam buluşmayacağız. Daha erken buluşacağız. Saat 7'den sonra yemek yemiyormuş. Tarık'tan aldım bu tüyoları Asuman. Vay be, Tarık'a bak sen. Hem yalanına ortak olsun, bir de üstüne tüyo falan versin. Melek olma yolunda ilerliyor adam. Tam. Fatoş'cum, ne yapacaksın? Söyleyecek misin bugün gerçekleri? Saçmalama Asuman, ya ne söylemesi? Daha çok yeni tanışıyoruz yani. Azıcık şöyle bir tanışalım, birbirimizi tanıyalım. Kan iyice bana kaynasın. Baktım benden vazgeçemeyecek gibi, o zaman söyleyeceğim. Tabii canım, tabii. Olursun inşallah, vazgeçilmez. Asuman, şuradaki küpeleri bana uzatsana. İnce olanlar mı? Ne kızım fakir fakir. Fakir onlar daha iyi olur. Ver bakayım. Al şunları. Ve minik fare sonsuza kadar mutlu yaşadı. Yaşasın. Anlaştığımız gibi her gün telefonda okuduğun kısmı bana anlatacaksın. Tamam. Ama anlaştığımız gibi sen de bana her akşam masal anlatacaksın. Ama öyle çok uzun masal istemem. Kısa yeter, merak etme. Pazarlığa bak ya. Biz gidiyoruz şimdi. Öpücük ver bana. Yine geleceğim. Tamam. Hey! Nazlı geldi, bizi unuttu ya. Hadi görüşürüz, ben de gidiyorum. Görüşürüz. Benim odamda böyle tavana yıldız gösteren bir tane dici lambası var. Onu da sen getirirsen çok sevinirim ama sen getir, tamam mı? Aa, aşk olsun Bulut'cum. Söyleseydin ya, ben alırdım aynısından. Ben kendimin içini istiyorum. Bulut,
Ben hallederim onu. Merak etme. Tamam, sen hallet. Kaçıncı bölümde? Bulut hangi lambadan bahsetti anlamadım. Annesinin aldığı bir lambaydı. Kendi evlerinde şimdi. Gece tavanda dönen yıldızlara bakıp yatak sohbeti yaparlardı. Annesini özlemiştir. Aslında yani ben gidip alırım. Yani abimle Zeynep'in evine. Kazadan sonra ben o eve hiç gitmedim. Gidemedim. Ferit abi halletti her şeyi. Ev öylece duruyor. Benimle gelir misin? Gelirim tabii. Yani eninde sonunda gidecektim o eve. Ama en azından yalnız gitmeyeceğim. Havadan konuştuk, sudan konuştuk, denizden konuştuk, güneşten konuştuk, salatadan bile konuştuk. Ama senin işlerden bir konuşamadık. Konuşalım canım da. İşte öyle elbise tasarlıyorum. Sonra da atölyedeki kadınlar onu dikiyor. Yani bu tip şeyler senin ilgini çekmez diye anlatmıyorum. Ya geçen sefer öyle dalmışız ki. Ne atölyenin yerinden, ne markanın adından, hiçbir şeyden bahsedemedik. Hani ben de dedim acaba ilgisizliğim yüzünden küstü de aramadın beni. Yok canım. Yani işimden konuşmamak benim işime gelir. Yani işime gelir derken sıkmamış olurum seni yani. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Bu muhabbetinden, sohbetinden keyif aldığım hanımefendinin mesleğinden de bahsetmek isterim. Yani ben bu işte daha yeni sayılırım Engin. İşte tasarımlarımı yeni yeni tanıtmaya çalışıyorum. Aslında portföyüm iyi. Gerçekten çok güzel ama böyle zengin hanımların yanında bir iki tane de ünlü isimler bulsam daha iyi olur. Ne bileyim böyle sahneye çıkan ya da sosyal mecralarda aktif olan birileri falan. Bilmiyorum bakalım. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Bak Alya müzisyendir. Onun da desteğe ihtiyacı var. Belki birlikte çalışırsınız diye düşündüm. Alya. Aa Engin. Bir saniye geliyorum. Yaman teyze hiç kimsenin hiçbir şeye dokunmasını istemedi. Böylece kaldı ev. İşte sahnelerin yükselen yıldızı Alya ve moda dünyasının saklı cevheri. Fatoş. Merhaba Alya. Siz tanışıyor musunuz? Siz nereden tanışıyorsunuz esas Fatoş'la? Engin beni sosyete elbise diken bir moda evi sahibi olarak biliyor. Ha? Ne olarak bilmeliydim? Olarak bileceksin canım. Doğru biliyorsun işte. Biricik modacım Fatoş. Seni gördüğüme çok sevindim. Ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ama sen konuş ben devam ederim. Ay Alya. Ay seni görünce nasıl şaşırdım. Bir anda öyle dona kaldım resmen. Ay biz daha çok yeni tanıştık. Benim bir müşterim tavsiye etmiş Alya'ya beni. Geçen gün atölyeye geldi. Böyle üzerine neler yapsak işte stilin şöyle yapalım böyle yapalım şunu dikelim bunu dikelim dedik ama daha bir şey yapmamıştık. Ay resmen tutuldum kaldım seni görünce. Ben de aklım sıra sizi tanıştırmaya çalışıyorum. Yani aslında bana çoktan kıyafet dikmiş olması lazımdı ama benim ayıbım bir türlü gidemedim atölyeye. Bize katılmaz mısın Ali'ye beraber yemek yiyelim? Yok katılmayayım ben size zaten işim var. Bir de baş başısınız bozmayayım sonra görüşürüz zaten. Görüşürüz. Şaka. Görüşeceğiz. Kalksak mı acaba artık? Daha çok erken değil mi? Ya benim yarım bir sunumum var da çok önemli.
birkaç şeyin üzerinden geçmek istiyorum. Olur. Tamam. Hesabı isteyeyim ben o zaman. Ama bir dahaki görüşmemizde de Alya'nın konserine gideriz. Tamam, olur. Tatlı kız ama değil mi Alya? Çok. Unut'un geçen seneki yaş günü. Ne kadar güzeller. Çok mutlular. Zeynep çiftlikte büyük bir parti vermek istemişti. Abim de itiraz etmişti. Bulut arkadaşlarıyla olmak istiyor. Bütün arkadaşlar çiftliğe kadar gelemezler falan diye. En sonunda Ferit abi el atmıştı durumu. Hepimizi tatile götürmüştü. Orada hep beraber olunca böyle başka hiçbir şey aramadık. Çok mutluyduk. Geriye bir tek fotoğraflar kaldı işte. Sadece fotoğraflar değil Deniz. Anılar kaldı. Bulut çok şanslı. Senin gibi bir amcası var. Sen ona tüm bu anları hatırlatacaksın. Annesiyle babasını hiç unutmayacak. Ben çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın yapamazdım. Buraya gelemezdim. İyi olman çok önemli. Herkesin sana ihtiyacı var. En çok Bulut'un. Ben kalksam iyi olur artık. Telefonumun şarjı bitti. Kızlar meraktan ölmüştür. Benden ara. Zaten direkt eve gideceğim. Gerek yok. Ben lambayı alayım. Bir dahaki sefere çok güzel karides salatası yapan bir yer var. Oraya götüreceğim seni. Tamam. Bırakalım. Yok yok, çok teşekkürler. Ben şuradan bir taksiye binip giderim. Hiç gerek yok. Peki madem bu kadar kararlıysan ısrar etmeyeyim. Tarık, hanımefendiye bir taksi ayarlayabilir misin? Tabii tabii. Çağıralım bir taksi. Bir dahaki sefere arayı bu kadar açmadan buluşalım ve daha detaylı sohbet edelim istiyorum Engin. Heyecanla bekleyeceğim abi. Aslında sana işimle ilgili anlatmak istediğim bir sürü şey var ama... Neyse, bugünlük de gizemimi koruyayım bari. Fatoş Hanım, buyurun taksiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Koca İstanbul'da Alya ile aynı restorana denk gelmek nedir ya? Böyle bir şans olabilir mi? Yani maşallah size de. Ben bütün gün böyle evde yatıp uyuyayım, mayışayım. Siz gidin her şeyi yaşayın benim yerime de. Vallahi bir gün bu Engin meselesi yüzünden kalpten gideceğim. Hiç ilgilenmiyorsunuz benim derdimle. Ay Fatoş, aşk olsun ya. Yıllardır ilgileniyoruz kızım seninle. Ayrıca bir şey söyleyeceğim ya. Yalan söylerken bize mi sordun? Çenen durmuyor, çenen. Ali arıyor. Alo? Fatoş, doğru düzgün konuşamadık da anlayamadım ne oluyor, merak da ettim. Bir yüz yüze konuşsak mı? Tabii, olur. Ne zaman istersen. Şimdi hemen mesela. Neredesin? Evdeyim. Tamam, sen bana konum at, atlayıp geliyorum. Tamam, oldu, atıyorum. Hadi görüşürüz. Ay ya, buraya geliyor konuşmaya. Ay ya, bu geliyor. Ay kızlar, kalkın kalkın şunları toparlayalım, bir şey yapalım ya. Buraya ev rezil halde. Asuman, kızım, onlar bohem insanlar. Öyle çok sevmezler derli toplu evi. Hatta bence biraz daha dağıt. Aslı kesin kalaylayacak beni. Sen nasıl pis, nasıl adi bir yalancısın diyecek, suratıma tükürecek. Ya Fatoş, Allah aşkına ne yaptın, suratına tükürülecek? Yani ayrıca kusura bakma, destek olmak isterdim ama yeterince yorucu bir gün geçirdim. Hiç misafir ağırlayamayacağım. Hala da oturuyor. Kalksana kızım.
Ben ne yapacağım? Kahve çok güzel kokuyor ya. İthal mi bu? Sevdin mi? Vereyim sana. Ablama gittim. Bulut'u görmeye. Bundan sonra her gün uğrayacağım. Çok sağ ol Deniz. Bulut'u yalnız bırakmamamız lazım. Biliyorsun ben geçmişteki hikaye yüzünden pek gitmek istemiyorum o eve. Biliyorum abi. Yani nişanlandınız, ayrıldınız. Bitti gitti. Ama küçükken de görüyordum. Şimdi daha net görüyorum. Yani ablamla siz olmazdınız abi. Demet Hakan'ın etkisi altında çok kalıyor. Asıl çıbanın başı Hakan. Yoksa bizim aileyle sizin aile arasına bugüne kadar hiçbir şey girmedi. Bizim ailemiz, sizin aileniz yok. Biz tek bir aileyiz. Benim Demet'le nişanım bozulduğunda bile kimsenin kimseyle arası kötü olmadı. Tabii ama boşanmanızı bütün aile onaylamıştı. Demet benim ablam. Ama hiçbir hareketini tasvip etmedim. Sen nasıl oldun? İyi yani. Daha iyi günlerim olmuştu. Beni hayata bağlayan bir şeyle karşılaşınca böyle dört kolla sarılıyorum. Ama çok acayip olay ya. Yani ben hayatta bu kadar komik saçma bir şey duymadım. Abi çok komik değil mi? Ya insanların böyle birbirini tanıyor olması falan. E hayat da seni sıkıştırmış. Çıkamıyorsun oradan. Ama niyetin iyi, ben seni görüyorum. Ay Ayla, zaten gerçekten ben Engin'i kandırmak niyetinde değildim. Vallahi bak. E yani Fatoş şimdi bir sürü yalan söyledi Engin'e. Kendini nasıl aklayacak bu kız? Vallahi kızlar, bizim bunu bir şekilde Engin'e anlatmamız lazım. Yani. Ama anlatsak da ben seni seveceğine inanıyorum. Ya para pulla ilgili kısımda yalan var sadece zaten. Tamam kız, yardım edeceğim ben sana. Yani en azından durumu alıştıra alıştıra anlatırız. Uygun zamanda, doğru yerde, doğru şekilde anlatırız bir şekilde. Bu konuda yardım edeceğim. Ama gerisi sana ve ilişkinize kalmış. Ay Anya ya, çok teşekkür ederim. Ne kadar hoş bir tablo. Duygusal anlar. Olay çok acayip ya. Bulut nasıldı bugün? Buruk. Ama belli etmemeye çalışıyor. Nazlı da gelmişti. Ablam çağırmış yani konuşmak için. Ne konuşacakmış Nazlı'yla? İş teklif etmiş. Nazlı'nın bir işi var. Evet ama Bulut orada ya. Bulut'a baksın istemiş. Bulut'la da Nazlı'nın arası çok iyi biliyorsun. Nazlı ne demiş peki? Düşüneceğim demiş. Kafası karışıktı baya. Nazlıcığım, sen uyumadın mı daha? Ne bileyim, uyku tutmadı. Aa. Sizinle konuşsam daha iyi olacak galiba. Tamam, konuşalım. Hayırdır, ne oldu? Demet Hanım. Yani Bulut'un halası bugün bana iş teklif etti. Ne alaka ya? Bulut'un yanında olmam için. Ha, o mesele. Ben kadından pek hoşlanmıyorum. Bunu da açıkça belli ettim bugün. Benim işimin çocuk bakmak olmadığını, bunu iş olarak yapmadığımı, sadece Bulut'u çok sevdiğimi ve yanında olmak istediğimi anlattım. Ama bir taraftan da Bulut'u orada bir başına bırakmak içime sinmiyor. Aklım orada kalıyor. Ay çok haklısın Nazlı. Zaten kadınla ilgili böyle hissediyorsan vardır yani gerçeklik payı. Ya ne bileyim şimdi, bu kadın Bulut'u görmek için seni kullandı ya. Ben bir gıcık oldum bu kadına. Ayrıca da yani bu yaptığı şeyden sonra onun yanında çalışmayı kabul etsen bile sonra nasıl güveneceksin ki ona? Sen ne düşünüyorsun? Yani sen seviyorsun Bulut'u. Onun yanında olman da güzel olur tabii. Hem Demet Hanım da nüfuzlu birisi. Yani öyle görünüyor. İyi bir patron olur demeye çalışıyorum. Vallahi ben öyle düşünmüyorum Nazlı.
Ferit zaten söylemedim ben Bulut'u geri alacağım diye. O zaman nasıl döneceksin adamın evine? Olmaz. İş teklif etmişmiş. Yok ya. Yüzsüze bak. Kimsin? Kimsin lan sen? Gel buraya. Seni gebertirim. Aa, dur. Ben Aliye. Ne yapıyorsun burada? Fotoğraf makinemi unutmuşum sende. Yani aylardır kullanmıyordum. Grup için lazım oldu. Ne kadar ince düşüncelisin. Çok komik bunlar ya. Zombi müzisyen Balat'ta yakalandı. Göstersen şunları. Ne? Göster şunları ya. Hayır. Göstermeyeceğim. Ne göster? Hayır. Ya göster. Hayır, o kadar flaş da çekeyim. Hayır, bak. Arkadaş kalacaktık. Fena çıkmamışım ya. Bana yollasana bunları da. Eve gideceğim. Sonra mail atarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Asuman, ablacığım uyan hadi bak sabah oldu. Asuman alarmın çalıyor. Dersin yok mu senin? Tabii sabah bir ders sonra gideceğim. Ya ablacığım öyleyse niye kurdun alarmı? Fır fır ötüyor. Ver, ben kaparım onu. Ver onu. Ver onu! Ver! Ya sen niye beni... Kes sesini! Bunlar... Bunlar Demet Hanım'ın mahkemeye verdiği belgeler. Osman ne yaptın sen? Osman ne yaptın sen? Osman... Osman neler çeviriyorsun sen?
Çimento şirketi satın almışız. Biliyorum, ben istedim. Şirket içindeki sızıntı bulunana kadar da kimseye söylemedim. Yani neden Ferit? Ne işimize yarayacak orası? Piyasada önemsiz küçük bir şirket. Hakan için önemli bir şirket ama. Orası üzerinden başka planları vardı. Görüşmelerde sona gelmişlerdi ama benim teklifimi duyunca itiraz edemediler. Yönetim kurulunda nasıl açıklayacaksın peki bu durumu? Hakan'dan hırsımı alamadım, bastım parayı satın aldım mı diyeceksin? Kâr edemeyeceğimiz öyle bir yatırım bu. Engin, ben bu işe kendi yatırımımla giriyorum. Şirketin hesabını karıştırmıyorum. Hakan'ın almak için varını yoğunu ortaya koyduğu ne varsa hepsini alacağım elinden. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Ne ara çektin o fotoğrafları? Ne ara gittin Demet'le konuştun? Sende hiç utanma yok mu ya? Hiç vicdan yok mu? Nazlıcığım tamam artık, olan olmuş. Bundan sonra ne yapacağız onu bir düşünelim. Olan oldu Fatoş, olan oldu. Ben nasıl bakacağım o çocuğun yüzüne? Zavallı çocuğun başına gelmeyen kalmamıştı, son darbeyi kardeşim vurdu mu diyeceğim. Bir de utanmadan gitmiş o parayla hediye almış yüzsüz. Sen zavallı bir çocuğun günahına girdin Asuman. Sen bizim başımızı çok büyük belaya soktun. Sana yazıklar olsun. İnanma, sen söyleme. Sus! Hala konuşuyorsun, defol! Yok ortada, ben defol git, gözüm görmesin seni. Gözüm görmesin. Naz, iki dakika sakinleşir misin? Fatoş, ben ne yapacağım? Kadın bir de utanmadan bana iş teklif etti. Yılan. Ben yine o çatının altına. Yılan. Bulut için bile giremem o eve, ben ne yapacağım? Ne yapacağım, ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Demet de tutmuş Nazlı'ya iş teklif etmiş. Bulut'un yanında olmasını, onlarla çalışmasını istiyor. Ya benim de hoşuma gitmedi bu durum ama Bulut düşünüldüğünde çok da mantıksız değil. Asıl mantıksız olan Bulut'un o evde olması. Demet geçmişte olan hesabını Bulut üzerinden görmeye çalışıyor. Hakan da bizim şirketi ele geçirmek için onu kullanıyor. Küçücük çocuğu oyuncak ettiler. Şerefsizler. Demet de Hakan da bunun hesabını verecek. Ne demek Ferit Aslan'ın şirketiyle anlaştılar? Ne demek? Nasıl anlaşırlar? Neden? Benim niçin şu anda bundan haberim oluyor? Biz de bilemedik Hakan Bey. Bugün birleşme öncesi bazı prosedürleri halletmek için aradım. Böyle bir cevap verdiler. Biz de şaşkınız. Şaşıramazsın. Sen şaşamazsın. Sen benim çalışanımsın. Sen şaşırmayacaksın. Sen şaşırtacaksın. Senin atılan her adımdan, alınan her nefesten haberim olacak. Ama sana şaşıracağım bir şey söyleyeyim. Defol, kovuldun. Ama Hakan Bey... Defol! Uğraştığım şey var. Abi, izin verirsen şu beceriksize bir dersini vereyim. Yok yok Bekir, gerek yok. Aslında iyi oldu biliyor musun? Baksana, böylelikle Ferit Aslan'ın sinirlendiğini de öğrenmiş olduk. Sinirlenince yapmayacağı şeyler yapıyor Ferit Aslan. Güzel güzel, güzel, çok güzel. Sinirlensin. Ben daha ona neler yapacağım, o sinirlensin. Şimdi sana çok güzel bir şey hazırlayacağım bak. Önce şundan sürüyoruz. Şöyle iyice. Reçel koyayım mı üzerine? Reçel sevmem, çikolata sür. Aa, ama olur mu canım öyle şey? Hem çikolata sağlığa zararlı. Bak bu çok güzel bir reçel, organik. Reçel sevmem, çikolata sür. Bence Bulut'un yanaklarına bal sürelim. Amca. İyice bal çocuk gibi ol. Ne yapıyorsun? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Denizciğim, otursana bir şeyler yersin. Yok ya, ben yedim bir şeyler. Ama belki biraz buradan yiyebilirim. Amca. Çok lezzetli. Çalışmaya başlamadan önce senden bir şans öpücüğü alayım dedim. Çok iyi yaptın. Ben de Nazlı'dan haber bekliyorum. Bakarsın bu öpücük ona da yarar. Hah, iyi insan lafının üzerine demişler. Nazlı arıyor.
Alo, Nazlı'cığım. Demet Hanım, ben teklifinizi düşündüm. Kabul etmiyorum. Nazlı ama... Ben kararımı verdim. Sizinle çalışmayacağım. İyi günler. Burada çalışmak istemediğini söyledi. Keyfi bilir canım. Demek Bulut'u o kadar da önemsemiyor. Olur mu canım öyle şey? Bulut, Nazlı seni çok seviyor. Evet, çok seviyor. Ben birkaç gün sonra zaten dayımın evine yine geri döneceğim. O bunu zaten biliyordur. O yüzden gelmemişti. Bu insanların yüzüne ben bir daha nasıl bakacağım? Ben nasıl böyle bir duruma düştüm Fatoş? Bu insanlar bana güvendi. Bana güvendi. Benim kardeşim niye böyle biri oldu? Ben nasıl bakacağım bu insanların yüzüne? Çok haklısın Nazlı. Ay bir de Bulut Ferit Bey için o kadar önemli ki. Asuman'ın böyle bir şey yaptığını bir öğrenirse burnundan fitil fitil getirir. Hapse bile tıktırır yani. Gerçi Asuman'a da iyi bir ders olur ama. Asuman benim kardeşim Fatoş. Benim onu korumam lazımdı. O bana emanet. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ferit Bey'e söyleyeceğim. Yok artık. İleride kendi öğrenirse canımızı okur. İlk benden duyması lazım. Benim söylemem lazım. Yarım saat sonra çalıştığımız hukuk bürosundan gelecekler. Konuşalım bakalım. Belge oradan sızmış olabilir mi? Deniz mesaj atmış. Demet'in yanından. Nazlı Demet'in teklifini kabul etmemiş. Bu kızın kafası da seninki gibi çalışıyor. Hadi yarım saat sonra görüşürüz.